Evet, rüzgardan her yer toz toprak çamur oldu. Yerler çamur içerisinde. Bu da daha ne kadar uzayacak bilmiyorum. Halihazırda böyle gördüğünüz gibi uzamaya devam ediyor. Bugün de şiddetli, kuvvetli yağış uyarısı var. Bugün de kalsın. Yarın yıkayayım. Ama önce bunları bir sulamam lazım. Birazcık susuz gibi duruyor. Halihazırda dediğim gibi uzuyor. Güneş artık etkisini kaybettiği için. Bunlar bakın, önceki olanlar güneşten rengi solmuştu. Yeni çıkanlar güneşin etkisi azaldığı için daha canlı canlı renkleri. Evet, bugün buna bakmaya gelmiştim. Açtı mı diye, ama maalesef daha henüz güzel kızımız açmamış. Daha tomurcuk. Muhtemelen akşama açar. Annem diyor çıkaracaktım oradan ama diyor şu demirin arasına girdiği için tomurcuğu kırmamak için çıkaramadım diyor. Bakın aralarda hep tomurcukları var. Bayağı bir çiçek açacak bu sene. Ama atlasların hiçbirisi daha maalesef çiçek açmadı. Kanayan kalplerdi. Yaprakları çok güzel oldu. Çok canlandı ama bu da henüz çiçek açmaya niyet yok. Belki şu ilk filizde, belki şuradan çiçek verir. Bunun yapraklarına bayılıyorum ben. Evet, yarın bir vaktim olursa bu balkonu bir girip bir derleyip toparlarım, bir temizlerim. Her yer burada çamur oldu. Kaç gündür belimden dolayı edip kalkamıyorum diye. Evet. Yavaş yavaş hava bulutlanmaya başladı. Kuvvetli sağanak yağışlıyor. Bir güneş açıyor ve bu şekilde dün öyle bir yağdı geçti. Ama akşam herhalde yağış olacak. Ama bu sene begonvillerim böyle dolu dolu bir maalesef çiçek açmadılar. Olanlar da böyle rüzgarın etkisiyle zaten gitti. Evet canlarım, hepinize merhabalar. Allah'ım, burası böyle karman curman oldu. Bir balkona bir çıkayım dedim, çiçeklere bakayım. Sabahtan beri örgüyle boğuşuyorum. Artık sinirlendim, bıraktım. Çamaşırları serdim, bir kısmını da attım. Bugün örgülerle cebelleşiyorum. Kamerayı da bir düzeltemedim. İnşallah düzeltirim bu sene. Evet, koltuğun üstünde durduğu için şu an bir ayarlayamadım. Ah! Evet, umarım hepiniz iyisinizdir. Keyfiniz, saatiniz, neşeniz yerindedir. Bütün örgüler, yumaklar, bunların hepsini döktüm bugün buraya. Bir işin içinden çıkamadım. Biliyorsunuz siyahı bitirmiştim. Bunda da bir oturtana kadar biraz zorlanmıştım ama siyah bitti. Çok şükür. Beyazı daha kolay yaparım dedim. Bu havanızınki. Beyazı bir yaptım. Şimdi şöyle göstereyim. Bir parçasını birleştirdim aslında. Bir kubunu birleştirdim. Aslında bunun kubunu daha küçük yaptım. Sayı olarak. Ama şimdi bu kubu buraya oturtamıyorum. Mesafe yeterli gelmiyor. Mesafeyi ayarlayamadım. Bir sıkıldım, bıraktım. Dedim kafamı bir dinleyeyim, bir çiçeklerime baktım. Oh. Arka balkon rüzgardan her yer toprak olmuş. Muhtemelen saksılardan birisi devrilmiş. Kaç gündür arka balkona hiç çıkmadım çünkü. Parça pinçik yaptıklarımın hepsi böyle burada. Bunların hepsini bir şekilde değerlendireceğim ama bir yer sepetim vardı benim. Şu annem bu büyük dedi, bu Belgin'in yapmış olduğuydu. Havanaz ya da Miray hangisi giyerse demişti ama bunun göğüs kolu büyük dedi annem. Bu
bana olabilecek ölçüde. Neyse bir denesinler. Görüşemedim çünkü bu ara Belgin Ankara'daydı. Oradan Eskişehir'e geçmişler. Yıllık izne ayrılmıştı. Arayıp kızı da rahatsız etmek istemedim. Tatile çıkmışken doktorumu da ayarlayacaktı. Kendime bir başlayayım dedim. Şunlar da benim şu koyu yeşili. Evet, şu koyu yeşil aslında böyle kahverengi gibi durduğuna bakmayın. Şu an yeşil gözüküyor. Sonra şu yeşille mi yapsam dedim. Bununla mı yapsam dedim. Buna başlayacaktım ama bunun örülmüş olduğu sayfada bunun şöyle Madonna yakası var. Uzun kollu. Yani ister yarım kol yapabilirsiniz, ister uzun kol. Artık mevsim de değişti aslında. Yazdan çıkıldı. Öyle yapayım dedim kendime. Belgin gelmediği için ne başlayacağım bilmiyorum. Şuna da bir iki gün bir ara vereyim dedim. Olmazsa söküp arka kısmının lastiğini biraz daha genişleteceğim. Ölçülerini aldığım için, çünkü normalinde örgü sayfalarında işte belirli bir santimde, belirli bir ölçüde veriliyor. O da büyük geliyor, küçük geliyor. Uymuyor. Onun için söke boza ancak yapabiliyorum. Bir düzen oturtamadım. Bir siyahtan aslında motifine başladım. Ona da beynim basmadı. Dedim ki bırak. Seneye güzel ne toparlar şu anda? Çiçekler. Bir gideyim dedim. Çiçeklerimle birazcık dedim. Uğraşayım dedim. Anneciğim kalktı, yemek koydu ocağa. O yemeği ben de pişireyim bugün dedi. İyi hadi dedim. Hatta bazılarına sistem ediyorsunuz. Kadına bir şey yaptı. Yok, istediği zaman annem kalkıp yapıyor. Bir şeyine karışılmıyor annemin. Hatta birisi demiş bir diyetisyenden diyet alsanız hep indir bindir tavuk yapıyorsunuz. Sebze yemeği yapmıyorsunuz diye. Biz haftanın iki günü tavuk yiyorsak ya da et yiyorsak üç günü dört günü bakliyat ya da sebze yemeği zaten yiyoruz. Yani çekimlerde yok diye sebze yemeği yemiyor değiliz ama köklü sebzeler yemiyoruz. Hatta bugün aklıma geldi, dün böreği ıspanakla yapmıştım. Anneme aslında ıspanak yasak. Ancak bir kaşık tüketebilir. Gerçi böreğin içinde dedim kaç dilim yiyecek yani. Bir kaşığı geçmez. Ama onu da yine bir uyarmam lazım. Hani 3-4 parçadan fazla yemez gerçi. Günlük zannetmiyorum. Köklü sebzeler yiyemiyor annem. Annem diyetisyen değil. Diyetisyenden ziyade kullanmış olduğu ilaçtan dolayı, komadinden dolayı zaten bir diyet listesi var. O diyet listesine uyarak yemek yemesi gerekiyor ama annemin sıkıntısı meyvelerle. Anne meyveye dayanamıyor. Meyve çok fazla tüketiyor. İşte tamam şekeri yok ama midesinden dolayı rahatsız oluyor. Bir karar veremedim. Dediğim gibi hangi yeşille başlasam diye, şu yeşille başlasam olur aslında. Bu hem siyaha yakın. Siyahla bir başladım. Ama çok böyle küçük küçük motif olacakmış. İnşallah bir beynimi toplayıp da bugün başlarsam, yapabilirsem yarın size gösteririm. Şu kısmı motif yapılıp da birleştiriliyor. Siyahta gözüm açıkçası çok görmedi. Çok küçük. Çünkü bir tane yapmıştım, siyahtan da vazgeçtim. Sonra bu iki yeşil arasında bir kararsız kaldım. Ya da şunu Belgin'e almıştım kuzenime. Ya da bu renkle başlasam bunu hem kahvelerle giyerim hem siyahlarla da çok güzel olur. Ya, ne yapıyorsun? İyiyim anne, sağ ol. Sen ne yapıyorsun? Biber aldım. Biber mi aldın? Hı. Evde biber vardı. Biber de buzluğa atarız. Belki diğer evde. Ha, buzluğa atalım diye aldım. O tekinler buzlukta var. Orada ama şey acılı biraz o. Bunlar tatlı biber. Sen acıyı... Aldıkların mı acılı? Yok, tatlı aldıklarım da. Evdeki biraz acılı. Şey, köy biberimiz de var evde, biliyorsun değil mi? Bu da köy biberi zaten de. Şey, buzluğa koyalım o zaman. Buzluğa koyalım da kızartmaların yanına. Olur. Sen bir şey istersen de. Tamam. Annem biber almış, haberim yok da geçeyim onları bir ayarlayayım.
renklerde dediğim gibi kararsız kaldım. Üç renk de çok güzel çünkü. Neyse gideyim, annem biber aldığından dahi haberim yok. İki tane dolap olduğu için ikisi birbirine böyle. Demek ki diğer dolabım yok. Bu dolaba da koymuş olsa görmedim açıkçası. Evet, bugün ben bu örgülerin içerisinden çıkamayacağım. Beynim çok karıştı çünkü. Bir ara vereyim. Akşama kafam sakinleşirse en azından sakin kafayla ne yapacağıma, ne başlayacağıma bir karar veririm. Ama bu renkle yapayım, siyah yapmayayım. Modeline de artık akşama karar veririm. Artık kısa kollu bir şey mi çıkar, uzun kollu mu çıkar diye yarın belli olur. Ay ay. Annemin turşuları. Sen görmedin mi? He? Biberleri görmedim ben biberleri. Dün annem turşuları yapmış. Ben dışarıdayken. Azıcık da şey. Kırmızı kapya biberini. Bundan 3-4 tane bundan kapya biberi. Bir turşu mu? Ha. O aldığımız kapya biberler var, hatırlıyorsun değil mi? Dolma yapacaktık. Dolma yapacağız. Ya işte onları unutmadın yani, değil mi? Unutmadım. İyi unutmadıysa. Ben aldım iki tanesini de bulacağım. Çiğdem koyalım diyorsun değil mi? He. Tamam. Sen de çiğden koymadın mı zaten? Çiğden koydum ben, tohumlarını ayıkladım da öyle koydum. Onu diyorum işte. Ayıklayacağız tohumlarını. Bir yıkayalım o zaman, onları ayıralım. Şunu da bir elektrikçiye götürüp de bunun fişini değiştirmek lazım. Şey olmadığı için, topraklama olmadığı için o priz de burada kaldı. Dün sigortaları attırdım. Ya şunu sökeceğim. Fişi çıkaracağız buradan. Şeyi götüreceğim sadece. Kettle'ı götüreceğim. Kettle'ın fişi bir değişsin de bunun şeyi zarar görmüş olabilir. Takıp bir de evi yakmayalım. Bir de bunun şeyinde orada. Şunu değişmesi. Allah. Bunun değişmesi lazım. Bu anneciğim onu tek taktığımızda bir şey olmuyor. Tek taktığımızda da ama... Elektrikçi gelecek o zaman, hani şey de yok çünkü. Çünkü o teki kabloda ne yapışlıyor, orası takarken ateş çıkarıyor. Valla taradık biri soymadıktan sonra ne gelmez. Bak sil için kimseyi bulamam. Gelmiyorlar. Çekmece düştü değil mi? Aferin. Ah, tanıdık birisi olacak da rica edeceğiz, gelecek. Zile gelip takmadılar. Bir tane şey için gelemeyiz diyor. Ya gövmeye vereceğiz, bir tane zil için de 1000 lira para verilmez iki tane şey için. Başka bir anlayan kim? İşte anlayan birisi olması lazım. Güler'in evindeki kiracılar. Bu adam anlıyor elektrikten, Güler'in şeylerini falan yapmış, ona şey etsek, işten gelince gelip de olur, değiştirse olur. En azından ona çok o kadar vermeyiz. Çünkü şu lambanın prizini de, o da hani alıp değiştir dedik ya, o da çalışmıyor. Ona da gelinip bakılması lazım zaten de. E şey yap o zaman, Güler ablayı aradığında söyle de. Bunun içine ne kalmış? Şunu üstüne böyle şey yapayım. Şeye gittim baktım. Leş kaktüsüne. Açmadı dünden, çıkarayım dedim. Onu orada üstte koyayım dedim. Şeyin arasına girmiş, telin arasına çıkmıyor. Çıkmaz. Hazır işte gidiyor öyle. Uy, biberleri önce ben yapayım da. Sen bir yere gideceksin mi bugün? İşte gidersen
Belki akşam üzeri evde olurlarsa şunları götür de. Geleyim diyorum, canım da istedim. Çağatay gel, basaydın onları. Bakın da işi var, görüşürüz. Ben arabaya para verdim oradan. Belki dışarı mı çıktılar? Dün de zaten çocukları şeye götürmüş. Dert uyu resim kursuna. Rüzgar ben de iyiyim demiş. Aman o eksik kalmasın zaten. Yapa yapa. O da gitti. Bayağı gittim. Yoklar da işte ondan bekledim biraz. Onlar geldi de yarım saat kaldı. Hala çok özlemiş sizi de sevdim. Dert ödemedim ben halan. Alaya gideceğim diye. Halan dedi evde mi dedi. Evde dedi. Yapamadım şeyi ya. Miray'ınkini oturtamadım. Olmadı yani. Dert olu şeylerini götürmeye resim defterini şeyini Merve demiş al bunları demiş götür. Ben götüremem onları yoramam kendimi demiş. Al. Rüzgar ben götürürüm demiş. O aldı diyorsun. Sürükleye götürdü diyor. İstemedim ya. Ah. Kapattım da bir açıp bakalım bundan sonra. Ne yapayım ben? Dün yapayım dediydim onlara. Benim aldığından haberim yok. Ben dünden. Aa, dün yapamazdım. Biz de geç geldik zaten. Şeye gittim. Oradan o tarafa gittim. Yoruldum da. Kahve içeceğim mi sen? Azıcık. İçeyim bir küçük fincanla. Ay oturuyorsa içme kahve. İçeyim. Midem düzelmişken tekrar şey yapma yani. Sütlü kahveden biraz. Soğuk kahveden mi? O soğuğu da çok sevmedim. Ya süt ısıtayım. Sütü ısıtıp içine çok kahvesi yapayım. Tut tamam kahvesi. Öyle yapayım. Beynim basmadı oynuyor diye. Yapamadım. Bir ara vereyim de dedim. Olmadı ya. Siyahta da uğraştım. Şu beden ölçülerine göre kuplar yerine oturmuyor. Havanızın sırtta şey Miray'ın daha geniş ya. Geniş onun sırtı. Olmadı. Denk gelmedi. Küçülttüydüm. Küçültünce bu defa kuplar oturmadı. Hani esnemesin diye büyük yaptım. Alttan şey yaptım. O da olmadı. Bir iki günde ona bir ara vereyim de. Onu yapmayayım. Şey, kendime dedim başlayayım. Onu da yapamadım. Bıraktım. Ama şey, kafam çalışmayacak bugün belli. Olmayacak yani. Ay, sen sütünü ısıtayım o zaman. Kendi Türk kahvemi yapayım. Yeter. Şey yapayım da hafta arasında. Olmazsa bir gün arayayım Merve'yi de. Okul saatinde gideyim. Okulları işte, ziyaret edeyim. Ben işte o gün şey... Gittim. Ne gün ya? Ben şeyleri götürdüm de. Geçmişler, geçtim oraya artık okulda şey ettim. Parka gidiyor ya, orada yediriyor yemeğini. Okuldan çıkanlar, herkes oraya geliyor. Anneler, şeyler. Orada yediriyorlar. Orada da dönmüyor artık. Merve'nin arkadaşı da orada oturuyor ya. Aynı sitenin içinde. Onun oğlunla zaten anlaşıyorlardı. Evde parkın orada oynadıklarında. O da şimdi böyle bu sene şeye başladı. Ana sınıfına başladı.
Rüzgara da vereceğim diyordu Merve. Rüzgara seneye verecek. O evin yanındaki kreşe mi verecek? Anaokuluna daha herhalde Bente de oraya okula verecek. Anaokuluna diyordu o gün Merve. Kreşte mi gitti Merve? Dediğim belki şuradaki evin yanındaki kreş mi orası okul mu? O evin ilerisindeki şeylerin yanındaki kreş. Kreş gibi. Eylül'de oraya gittiydi ya. Eylül'ü de Sultan oraya koydu. Anne Eylül ne yapıyor? Vallahi Eylül ne yapıyor görmedim işte. Sultan... Eylül annemin baktığı kız çocuğuydu ama çok güzeldi. Gelip alayım. Bize geldi mi gitmek istemiyordu. Ben anneme gitmeyeceğim diyordu yazık. Görsen tanıyamazsın dedi Eylül'ü dedi. Beni geçti dedi. Doğum günüydü ayın 10'unda. Sultan o gün aradığında telefonu dedim ben herhalde vardı dedim ama eski telefonda kalmış demek ki bu telefona şey etmedim. Arayayım dedim o gün doğum gününü kutlayayım dedi. Sen dedi geleceğinde dedi Sultan şey et dedi. Ben gelir alırım seni dedi. Yok dedi ben kendim de dedim gelirim şöyle dedim biraz bir kendimi toplayayım de dedi. Kahve makinesini içiyormuş o da. Kilo aldı diyor benim boyumu geçti diyor. Eylül. Hı. Benim lokanta varken annem arada bir getiriyordu. Ben de yemek yapacağım diyordu. Ocağın başına geçiyordu artık onun eline de küçük tabak veriyordu. Yemekçi olacağım diyordu yani. O da öyle şeydi o. Sonradan baktım. Hakar. O da kocaman olmuştur. O zaten eriydi. Evet. Ona bayılırdım ben. Bir geliyordu bir tarif ediyordu. Yol tarif ediyordu. Annem soruyordu ona nereden geldiniz diyordu. Şuradan gidiyor. Şöyle dönüyor, şuradan şu tarafa doğru. Şurayı, Allah'ım bayılıyordum ben o çocuğa ya. Şurayı dönüyor. O da iri iri gözleri, kara gözleri. Evet ya. Ay parçası gibiydi. Şeyde de pazarda karşılaştık. Cuma pazarında. Bu hafta değil de 2-3 hafta önce. Ben görsem tanımam. Annesini. Sultan'ı belki tanırım yine de ama Hakan'ın annesini tanımam. Onu görsem çıkaramam. Böyle konuştuk ettik biraz. Hakan ne yapıyor, Kuzay ne yapıyor dedim. Vekil dişçilik okuyormuş. Şeyde, öteki de yatılı okulda mı dedi onu, yatılı okulda dedi. Hakan dedi, kocaman oldu dedi. Dedim gelmek istiyorum bir gün dedim, hani geleyim göreyim diyorum dedim. Şeyde oturuyordu aslında onlar dedim ben tam sesimin orada bir yerde oturuyorlardı. Aynı oradalar. Tapuya gitmeden köşeyi döndünüz. Şahsalgir'e yakınlar. Aman! Ne kokuyor diyorum sütü unuttum ya anne. Hemen bunu. Ah! Ne sileriz ocağı. Halit dayının çalıştığı bir yer var diyor orada tapunun şeyin de biliyor mu orayı? Hayır. Oraya dönmedi. Orayı bilmiyordum ben. Her aydayım söylüyordu da. Ha şey. Tapunun orada değil arada bir yerde. Mesler Hastanesi'nin orada. Yok yok değil. Ha orayı biliyorum ben. Şeyi geçtim işte. Meltem'e sonunda şeye doğru dönüyor. Şeyden mi koyayım şeye içine? İçinden koy. Az. Orayı dönünce orada. Aynı yerdelermiş herhalde. O gün sordum mu ben? Aynı yerdeyiz dedi herhalde. Ay valla Eylül'ü görmek isterim ama anne. Ben de dedi bir şeye dedi. Bir gün dedi. Bir arkadaşımın iş yeri varmış. Şeker bir tane atayım mı? Onların yanına beraber çalışıyoruz oradan dedi. Orada dedi.
görüşelim dedi, görüşürüz dedim inşallah. Ben dedim bir kendimi toplayayım dedim. Evet, bana. Sen kendini toplarsan görüşürsünüz anneciğim. Hastanelerden gelebilirsin ama. Evet. Görüşürsünüz. Ben hastaneye dedim de, hastaneye gittiğimde şeyi diyor, kimi gördüm? Kimi gördün? Hayırdır inşallah. Eski Deniz Mahallesi'nde otururken bizim oturduğumuz evin karşısında şey vardı ya. Ne vardı? Hatice vardı. Hatice. Kız. Hı? Kızın adı Hatice'ydi ama annesinin adı Fatma'ydı. Şey, iki kız kardeşler, doğru mu diyorsun? Hı hı. Onu görsem hatırlamam ben. Şey, insan çocuklukta belgin üçünüzün de resmi var. Şey, resmi var, resmi vardı ya. Bisiklete biniyoruz. Oynuyordunuz beraber. Bisikletin şey ya, belginlerinin bisiklet var üçümüzün yanında dolaşıyoruz. Arası sokakta, onlar karşıda oturuyorlardı. Biz de sokağın tarafında oturuyorduk ya. Evet. Niye apartmanıydı orası? Apartmanın adına doğrultu. Doğan Apartmanı. Ha, Doğan Apartmanı. Ay ben hala oradan geçerken anneannemin o kemik gözlükleri vardı ya, o gençlik zamanı, hala böyle o mahalleden geçerken orayı gördüm, sanki anneannem oradan bakıyormuş gibi geliyor, biliyor musun, o kemik gözlükleriyle. Ben onu gördüm, oturduk, o da hastaneye gelmiş, çıktık artık, oturduk bir çay içtik, bayağı oturduk sohbet ettik. Öğlen şeyine de girdiydi araya. O da bekleyecekmiş. Ne yapıyormuş? Hatice ne yapıyormuş? Allah, Hatice... Evlenmiş mi? Evlenmiş. Bir tane çocuğu olmuş. Bilmiyor başkası. Bir kızı var dedi. Seni sordular. Dedim vallahi Nihal de dedim. Evlendi, o da dedim ayrıldı. Aynen. Dedim. Nihal tahammül edemedi. Nihal ayrıldı. Hatice'nin de gerçekten hatta bir gün. Gelin dedim, evi tarif ettim, telefon numarasını verdim. İyi yaptın. Ararsanız dedim. Hatice de ayrılmış. O da ayrılmış. Ayrılmış. Aa, kızı var. İşte öyle ayrı korumalar çok zor oluyor, başka hiçbir şey değil. Ayrılmış. O da şeye gitmiş, dönmeyeceğim diyormuş. Gitmiş annesinin yanına, annesi demiş, sen çocuğunuz var, şey et demiş yani, yok demiş, kocası aldatmış. Aldatmış, aldattıysa bence de hiç affetmesin yani. Şey, yanındaki komşularının, onların tanıdığıymış, hatta gelip gidiyorlarmış da zaman zaman. Evet, onunla Hatice, annesi işte hastalandığında, oraya şey etmiş, haber gelmiş, annesinin hastalandığı, akşam üzeri de olduydu diyor, geçti diyor, ben diyor apar topar oraya gittim diyor. Ondan sonra Hatice de geldi diyor. Orada şey ettiklerinde Hatice sabahtan şey etmiş, o da kalmış annesinin orada, çocuklar. Sabah erken gitmiş eve. Kocası da orada şey diyerekten eve gittiğinde zili çalıyormuş, kapı açılmıyor, arkasında anahtarı şey etmiş. Aa. Neyse, adamı şey etmiş, aramış herhalde. Kapıyı açamıyorum diye çilingir çağıracakmış. Ondan sonra artık nereye şey ettiyse, çilingire mi gitti, nereye gittiğinde gitmiş, kapıyı açmış, göndermiş kişiyi. Evin içinde de Hatice daha şeyi, değişiklik görünce, şeyde yatak odasında tartışmışlar, kim geldi, işte ben hani geldim, yattım falan bilmem ne, şöyle böyle. Demiş, yalan söyleme demiş. Kapı niye açılmadı, niye açmadın kapıyı demiş. Arkasında anahtarı niye bıraktın demiş. Hadi arkada anahtar bırakıyor. Yani biz de bırakıyoruz arkasında anahtar da. Ama insan da bilir yani odasına girdiği zaman. Ama tamam bırakır da
Onun da işte olması lazımmış. Yani işe gitmesi lazımmış. O gün adam Hatice'ye geç gelecek diyerekten. Şu erkeklerin var ya şeyinden 5 dakika zaman bulmasınlar. Aralık boşluk bulmasınlar. Hatice de gelince öyle. Görmüş onları. Kadını şey etmiş. Artık adamı sıkıştırınca demiş bana demiş. Doğruyu söyleyeceksin demiş. Yok bir şey bilmem ne şey etmiş. Hatice de sinirlenmiş. Almış çocuğu da. Doğru annesinin evine. Yanlış yapmış Hatice. Verecekti adamın eline valizini, onu gönderecekti. Kendi düzenini niye bozdu ki yani? İşte neyse. İşte insan bir anlık sinirle şey yapmıyor da. Tabii diyor çocuğunu diyor eşyalar hepimiz diyor. Çünkü bir şey diyor almadım yanıma diyor. O sinirle çıktım gittim demiş annesi. Annesi öyle diyor yani. Gitmiş ondan sonra 2 gün sonra tekrar kocası gelmiş de demiş böyle böyle demiş. Hani bir tanıdık vardı demiş, söylemiş şeyin adını. O demiş geldiydi demiş. Ben de hani söyledim Hatice geliyor diyerekten. Yani girdi oturdu demiş falan filan bilmem ne. Hatice de demiş oturduysanız demiş şeyde odada otururdunuz demiş. Buradaki bu değişiklik ne demiş. Tartışmışlar işte çocuk var hani bunun için hani yuva mı yıkılır bilmem ne mi olur. Tabii canım. Ha. Hatice de demiş kesinlikle demiş. Kesinlikle ben artık sana demiş daha güvenmem de yani. Bir şey de etmem demiş. Çocuk var evet demiş çocuk hani şey olacak demiş. O elin karısıyla yatarken çocuğu düşünmemiş mi çocuk var ben, diye? Ben demiş Hatice. Benim çocuğum var elin kadınlarıyla ne işim var dememiş mi yani? Ben demiş artık daha demiş. Zaten bazı şüphelerim vardı demiş. Ha, yani demek ki önceden demiş, bir şey vardı. Bazı şüphelerim vardı ama demiş şey etmediğim için yani konduramadım zaten hani yapmaz etmez diyerekten demiş. Tüh. Bir de sen demiş kalkıp demiş eve getiriyorsun demiş. Biz oturduk. Oturma değil bu iş demiş Hatice de. Oturma değil bu iş demiş. Ondan sonra artık tartışmışlar, kavga etmişler. Biraz çocuğunun şeylerini almış. Eşyalarını almış. Biraz da kendi şeylerinden almış. Ben demiş, gidiyorum demiş. Eşin annesine mi veriyormuş? Yok, yemeğe demiş, vereceğim. Bunu da demiş, ya bana demiş, her şeyi anlatacaksın demiş. Ya da demiş ben mahkemeye veriyorum demiş. Ya sen ver mahkemeyi ya ben vereceğim demiş. Neyse öyle bir 10 gün daha geçmiş. Ondan sonra oturmuşlar bir konuşmuşlar. Adam anlatmış artık demiş. Böyle böyle oldu demiş. Ben de demiş karşı koyamadım. Ben de demiş hani şey ettim demiş. Tamam demiş Hatice de. Sen işine devam et demiş. Benimle işim bitti demiş. Ne güzel yapmış. Ya güvenildin mi yani adama? Bırakmış gitmiş. Bekledi diyor bir ay diyor. Hani o diyor dava açar diyerekten diyor. Dava da açmadı diyor. Kocası diyor ile haber gönderiyor diyor. Hatice de demiş kesinlikle demiş. Kesinlikle daha senin yüzüne dahi demiş bakmam demiş. Bitti seninle işimiz demiş. Ben görsem tanımam. Benim şey. Demiş şeyimi de vereceksin demiş. Çocuğunun nafakasını da vereceksin demiş. Ayrılacaksın demiş. Ben ayrılacağım demiş. Gitti diyor işte şeydeler diyor. Anlaşmalı şey edelim demişler. Adam da anlaşmalıya yaklaşmamış. Çekişmeli diyor. Açtılar diyor. Bakalım ne olacak diyor. Bir şeye girdiler diyor. Ondan sonra diyor aile mahkemesine yönlendirilmiş şey. Bir demiş hani anlaşma yoluna gidin çocuk olduğu için şey edin demiş. Çocuk olmasa da aile mahkemesine biz de o zaman ben de boşanırken aile bir şeyini aile danışmanına göndermişlerdi ya. İşte ikinci mahkemede Ekim'in 27'sinde siz bayağı durup oturduk. Oturduk öğlen arasında o da bekliyor ben de şeyleri göstereceğim sonucu göstereceğim. Doktorlar kapalı zaten şey. Niye olmuş? Oturduk konuştuk artık işte
Siz de dedi gelin dedi. Geliriz dedim. Hani hangimiz şey olursa dedim. Arayın siz de dedim. Hani istediğiniz zaman dedim. Yani çok şey. Öyle şey. İyi olur ya. Nihat dedim hem şeylerini, çocukluklarını dedim hatırlarlar belki dedim. Evet ya. Ha diyorum ya, görsem şimdi tanımam. Resimleriniz var ya. Resimler duruyor. Ne de çocukluk resimleri duruyor. Şimdi görsem. Şimdi görsem tanımam. Ben de tanımazdım. Ben de tanımam yani. Tabii ki de dedi. Çok sevinecek dedi annesi. Hayvanlar çok iyi olur. Öyle konuştuk artık. Yok yok. Evi akıl kârı değil. Hele bu zamanda hiç değil yani. Hiç yani insan ne mutluyken mutsuz olmasının anlamı yok. Eskiden mutlu olmak için birlikte olunurdu. Şimdi mutsuz oluyorsun. Ne anlamı var? Anlamı yok yani. Eskidenmiş o. Erkekler bir fırsatını buldu mu hemen? Tamam. Hemen başka şeylere dalıyorlar. Ondan sonra da geçen akılları başlarına geliyor. Geçen şey film izledim. Gezlerde uyuyamadım. Ne? Sadece bir gece mi? Öyle bir şey filmin adı. Uykumda kaçınca dedim hadi açtım. Onda da öyle. Film mi diziyi mi izledin? Film. Bir gece masalı. Değil. Film. Adam aldatıyor. Üç arkadaşlar. Onlar da şey yapıyorlar. Adamlar birbiriyle çok samimi. Üç aile. Kadınlar da birbiriyle çok samimi. İşte o aldatır mı aldatmaz mı? Senin kocan aldatır. Benimki aldatmaz muhabbet oluyor. Adam kadını aldatıyor. Çok da seviyorlar birbirlerini. Kadın yediremiyor kendini. Kadın da iyi bir konumda birisi. Filmin adına daha çok hoşuma gitti film onu. Onda da öyle. Arkadaşları diyorlar ki işte yapmamıştır, yaptıysa da hatadır, hani bir defalığına hoşgör falan. Diyorlar ki bunun hiç morali falan bozulmadı, kadın dimdik ayakta diyorlar. İşte hiç tepki göstermedin, etmedin. Aynısını adama uyguluyor, hayatında birisi varmış gibi. Kadın, hayatında birisi varmış gibi. Adamla birlikte olmuş gibi gösteriyor. Adam psikolojisi bozuluyor, bunalıma giriyor. Ondan sonra şey diyor, neden yaptın bunu diyor kadına. Yani beni diyor bu kadar severken bunu nasıl yaptın nasıl diyor. Nasıl yaptın? Kadına. Kadın da diyor ki işte ben de aynı şeyi sana soruyorum diyor. Nasıl yaptın diyor. Ay çok etkilenmiştim o gün bak. Aynısı. Yok yani onlar yaptı mı ne olacak? Seven insan yapmaz. Geçen gün ben de bir dizide mi gördüm yoksa şey programlarında mı gördüm? Aynısını dedi hanımı, o da aldatmış. Aynısını ben de ona yaptım. Tekrar barışalım, tamam ben affediyorum. Yok demiş, sen beni affetsen de ben seni affetmiyorum. Ya yapmak demiş. Değil o. Ben demiş, nasıl demiş aynı duyguyu yaşadıysam sana da aynı duyguyu yaşatmak için yaptım bunu demiş. Ay yapmayacaksın. Tamam hissettirmek ayrı bir konu ama namus, insanın kendi namusu yani. Karşıdakinin değil ki, ona sinirlenip de kendini niye düşüreceksin ki? Öyle diyor dedim diyor kadın. Yok artık birlikte olamayız. O olmaz ama yani, yani. Ben de demiş seni aldattım. O da diyor yani sen diyor olmaz diyor. Beni diyor aldatmazsın diyor. Aldattım diyor kadın. Aldattım diyor. Ay ay dünya ne hale geldi. Kısasa kısas yapıyorlar artık. En güzeli yalnız. Hani şarkı var ya evli mutlu çocuklu. Yok abicim. Ben olan huzurumu da bozmaya niyetim yok. Vay be. Onunla şey yapalım, ben de bir gün şey istiyorum ben ya. Günay ablayı bir ara da. Geçen Günay ablayı gördüm ben bir yanda. O da WhatsApp'tan bana bir şey göndermiş iki gün önce. Torununun çocuğunu. Torununun çocuğu. Hı. Şey, Gonca'nın. Değil. Sabriye'nin. Sabriye'nin.
Ona kadar çocuğu var mı? Var, evlendi. Küçük de evlendi. Bir Sinem vardı. Gerçi Sabriye bile benden büyük. Büyük değil mi Sabriye benden? Gonca abla zaten büyük de abla diyordum çünkü. Annemin arkadaşı vardı, Günay abla. Sabriye senin ne miydi? Hastayım o kadına. Şey gibiydi gerçi, Emel Sayın gibiydi. Şeyde kızı da. Şeyde Gonca da öyle, o da sarışın böyle renkli gözlüydü Gonca abla. Sabriye de tam tersi esmerdi. Esmer. Sabriye zaten, sen görmedin zaten son şeylerini, uzun boylu. Hani çok uzun zaman oldu. Günay ablayı da otelde genel müdürünle evlendiydi. Kızlar da öyle hani esmer, uzun boylu, hatta şeyler vardı. Günay ablayla en son nerede görüştük? Bu da Aygül ablaya gitmiştik ya. Hatırlıyor musun? Sen evet. O zaman gördüm. Yaşlandı o da. 80 yaşıma geldi neredeyse. Gidelim bir gün. Şeyde, Lara'da mı oturuyor hala? Şeyde, o hani giriş katında bir ev aldıydı. Özgürlük Bulvarı'nda. Lara'da değildi. Bir giriş katında oturduğu ev. Şey, tıp fakültesi tarafında. Hayır, orası. O tarafta değildi. O Özgürlük Bulvarı'nın orasıdır. Hatta Gonca abla hala almış da üstüne basmayın diyordu ya. Hatırlıyor musun? Orasıdır. Gittik miydi oraya teyzenle? Gittik. Şerif teyzem, sen ben gittik ya. Tamam, orası. Ya Gonca abla işte hala almış da. Basmayın, şöyle çevresinden dolanın diyor diye Günay abla. Tüylü böyle bir hala almış kızım. Ay ben buna kıyamam dedi, hala diye üstüne basmadan şöyle çevresinden geçin diyordu. Sabriye'nin kızlar da esmer güzeli. Manken gibi. Ama Sabriye'nin Sabriye kızlardan bir tanesi. Değil mi o zaman Günay ablayla burada Aygül ablaya geldiğimizde konuşmuştuk. Şeyde neydi o dizi? Karnımız Sultan Süleyman'ın dizisinde. Hürrem. Orada cariye olarak oynamış mıydı, oynayacak mıydı, öyle bir şeydi değil oynamış mi? Oynamış iki bölümde. Yani ona da, o diziye de hani öyle uzun boylu, incecik almazlar. O da evli, büyük kız da evli, o da evli. Onun çocukları herhalde, şey Gonca'nın kızı da, o da gelmişti buraya, buradalarmış işte, gelmişler. De o gün dedi, onlar var dedi, iki gündür dedi, yoruldum ben de dedi, oraya gittim geldim dedi. Yoruldum dedi, artık ben de dedi, şey ettim dedi. Kafam da götürmüyor artık dedi, ses bir şey dedi. Onlar da demişler, anne hani şey deriz, geliriz yine demişler. Anneanne demişler. De, dün ne gün aradı o? İki gün önce aradı gene. Valla ben çok özledim ya, çok istiyorum Günay ablayı. Ne oldu dedi, havalar dedim, şey olsun da bir görüşelim dedim. Bak Aygül abla da istiyor aslında. O kadın kaç defa söyledi. Onu bir gün arayalım, çağıralım da. Aygül pek görünmüyor artık orada. Yok, gelmiyor dedi şey. Orada çalışana sordum da. Mehmet de görünmüyor da görünmüyor. Zaten Mehmet abi en son hastalandıydı. Şey tutmuşlar. O kapalı yolun arasında simit fırınının orada ev tutmuşlar. Ev tuttuk burada dedi Aygül abla. Hem şeye o simit tezgahı var ya, oraya işte yazın soğuk su bir şeyler koymak için ev tuttuk dedi. Hem de dedi Mehmet dedi hani orada uzanıyor dedi. Ben gelip gitsem bile dedi hani bakarak oluyorum dedi. Ev tuttuk buradan dedi. Aygül abla ama Mehmet gelmiyor artık, iyice dedi şey oldu dedi. Hastalandı dedi. Hastalandı. O yüzden dedi gelmiyor dedi. Ay ne olur bir gün dedi. Onda şeker vardı zaten. Mehmet'te şeker vardı. Gönül dedi hani çok dedi özledim dedi. Gelip geçerken bakıyorum hep ama. Yok ben de geçen gün sordum. Şeyden biz sosyal medyadan görüşüyoruz Aygül ablayla da. Onlar şeyle Songül'le görüşüyorlar ya. Şeyle başka yerde Ahmet abinin onu şeyle. O şeyin partinin içindeydi. Zaten o kendini oraya şey etti. Boş zamanı da olmuyor. Yok işte. Dedim hatta yaparız geliriz. Hiçbir şey dedi almana gerek yok. Ben dedi hani gelirken dedi.
fönden sıcak dedi. Simit poğaçalı bir şey alırım. Hani otur dedi, muhabbet ederiz dedi. Derdim bir şey yemek içmek değil dedi. Gönlünü dedi özledim dedi. Onlar zaten şey fırın da açmışlar. Simit fırını açmışlar. Çok oldu fırın açalı onlar. Onu diyorum ya sana işte. Fırın açmışlar. O zaman işte Aygül abla burada duruyordu. Simit fırını açtıklarında Mehmet abi fırında duruyordu. Sonra baş edemeyince eleman almışlardı. Yarım gün eleman duruyordu. Ondan sonrasında Aygül abla duruyordu. Mehmet abi iyice rahatsızlanınca buraya artık şey yapmıyorlar. Sabah burada başka bir eleman duruyor. Öğleden sonra orası tam işlek yer. Tam şeyin karşısı çünkü. İşte, ev konum karşısı. İşleri çok güzel orada ama şimdi pahalanınca millet gene alıyor. Alıyor anneler. Eskisi kadar anne her şey pahalanıyor. Yani o gün Ercan dayımın dediğinde ne yapalım pahalandı diye yemeyeceğiz mi? Alınıyor. Alınacak yani. Çok satılıyordu. Geçen işe sordum. Günlük kazançları 4500-5000 lira. O zaman öyleydi. Kaçını annem satıyordu. Dedi kaç sene öncesi tabii ki. Ama şimdi nasıl bilmiyorum. Bir şey yapamadık. Hatta nereye şeye gitmiş Aygül abla. Değirmen gözüne gitmişler. Değirmen gözüne mi? Hani bir gidiyorduk ya. Mangal yapmıyor yani sular akıyordu içinden. Hatırladın mı? Fesliyen yoluna giderken Çakırlar yolunu. Çakmak'la gittiğimiz böyle bir değirmen vardı gene sular he, akıyordu. He. Oraya mı? Oraya. Orada suların içinde resim paylaşmış. Dün mü bugün mü? Yorum yazdım altına da. Günlerde atmış işte. Mustafa da uzun bir aradan sonra diyor teyzem Mustafa şey yapmış ama ben bakmasını bilmiyorum ki. Instagram'da paylaşmıştır Mustafa. Instagram'da. WhatsApp'tan. Ama Instagram'da mı paylaştı? Nereden paylaştı? WhatsApp'tan atmamıştır. Hani WhatsApp'ta niye etsin Mustafa sana? Instagram'da görmüşsündür. Sen açamamışsındır. O saçları kazıtmış Mustafa'da. O da yaşı ilerledikçe aynı Ali Enişte'me benzedi. Evet. Tip olarak, gülüş olarak, şey olarak aynı Ali Enişte'me oldu. Dergin ve sanki kardeş değiller. Değil mi? İkisi de farklı. İşte. Yarın arayacağım bir belgine gelmiştir artık herhalde şu doktorum. Bugün pazar ya, gelmişlerdir. Hadi aramayayım, rahatsız etmeyeyim dedim de. Yorulmuş oradan işte şey geçmişler. Eskişehir'e. Dedim ya sana Eskişehir'de konakta kalmışlar. Konağın resmini paylaşmış. Şey... Dedim arayıp da rahatsız etmeyeyim kızı dedim. Arasam ne olacak ki? Orada hafta sonu arayı diyor. Doktor zaten olmayacak dedim. Pazartesi nasıl olsa dedim iş başı yapar ararım. Doktorun gününe gün sonuna göre giderim de. Miray'ın mı Havanas'ın mı arkadaşı vardı hatta bir... Biz şeye giderken o zaman Havanaz da şeydeydi, yoldaydı ya. Ben şeyde gitti mi dedim, hani kızlar da gitti mi dedim, teyzem bilmiyorum dedi. İkisi de gitmemiştir dedi, belki dedi, Miray'ın dedi. İkisi birden gitmez dedi, kediler var. Dedi, kediler var dedi. Kime uğratacaklar kedileri? İkisi birden gidemez. Gittiyse belki dedi ama yani Miray'ın arkadaşıysa zaten Havanaz da gitmemiştir. Hani belki dedim Miray şey ettiyse gittiyse. Gerçi onlar Ankara'ya gittiler düğüne. Oradan biraz da oraya geçelim demişler. İşte onu bilmiyorum da. Miray zaten bu süre şeyde kalacakmış. Belek'te. Belek'te kalacakmış. İşte zaten şeyi bitirdiler mi orada kalacak. Gelip gitmeyeceğim dedi. Hatta şeyi götürecekmiş, Rıza'nın yanında götürecekmiş de kediyi. Diğerlerinden de istiyorum diyor, hepsi birine diyor, sahiplendi diyor. Hiçbirini kimse vermek istemiyor diyor, annemin diyor, babam o benim diyor. Nuri'nin ayrı, Berkin'inki ayrı, Havana'nın ayrı. Çok tatlılar ama ya. Şunlar bir süzülsün, ondan sonra koyayım. Onların ama bakması da şeyi de... O gün onu diyor Nuri, 500 lira bir haftalık yemleri diyor, bu bozuk boş.
Evet, işte buraya. Azıcık şey yapsınlar, tepsi yedisi. Azıcık donsunlar. Poşetlere koyayım yine. Bu şeye koyduklarım gibi. Ama biraz onlar kuruması lazım. Anneciğim onu diyorum ya, işte suları süzülsün. Ondan sonra koyayım tepsiye, biraz şey yapacağız. Soğuduktan sonra poşetlere koyacağız. O zaman çıkardım, tek tek çıkıyor. Yer gibi yapışıyor hepsi birbirine. Donduğu zaman her şey oluyor. Neyse onların suyu süzülsün de ondan sonra şey yaparız, bakarız bir. İnşallah düşmüştür. Aklıma geldi anne. Şeyden çok yemeseydim, börekten. Börek ıspanaklı. Sana ıspanak yasak. Ama bir avuç yiyebilirsin. Avuç yiyebilirsin dedi. Akşam işte bir şey kalmış kenarında. Akşam onu görüp bir parça yemişsin de şey, evet. Aklıma geldi. Sen bir daha ıspanaklı yapmayalım. Şuna bir baksana, pişmiş mi? Dur diğer kaşık alayım bakayım anne. Küçük kaşıkla bakarım. Börülce de pişmiş. Sen çok pişmiş sevmiyorsun. İyi iyi olmuş. Olmuş. Yine ağzını kapatayım ben bunun da. Sıcağıyla biraz daha. Hani biraz daha pişsin dersen bir taşını daha kaynatalım. Bir taşını daha kaynatayım o zaman. Ben arka ocağı yaptım bunu. Süt taştı ya. Silerim anne. Şimdi yemek bitti mi? Yanına bir cacık yaparız yine. Pişmiş çok yok. Neyse canlar, sizlerden de artık yavaş yavaş müsaadenizi isteyelim. Geldik yine sizlerle. Bugün biz annemle dedikodunun dibine vurduk. Oradan derken ama Hatice'yi tekrar yani tekrar görüşecek olduğum için çocukluk arkadaşımla inanılmaz mutluyum. Kapattım oynama. Patlatmayalım Günus. Günus'u nereden çıktı? Günus'u düdüklü tencereyi. Evet canlarım, yarın sizlerle tekrar birlikte olabilmek dileğiyle diyorum. Yarına kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Pamuk nene oldum. Pamuk nene oldum. Evet. Alalım boya da şu saçını bir boyayalım.